Şampiyonlar Ligi'nde playoff ilk maçında Molde karşısında 3-2 önde. Az önce Mitsho 90+4'te topu alır gönderdi. Maç 2-2 iken Galatasaray'ın galibiyet golünü kaydetti. Şu anda 90+5 oynanıyor ve Galatasaray deplasmanda son düdükle birlikte Molde'yi 3-2 mağlup ediyor sevgili seyirciler. Gerçekten çok heyecanlı bir mücadele. Hop oturduk, hop kalktık. Gerçekten büyük bir keyif aldık Galatasaray'ın galibiyetinden. Ama konuşacağımız çok şey var. Maçın özeti birazdan gelecek ve Galatasaray'ın bu önemli zaferinin, playoff zaferinin detaylarını konuşacağız. Levent Üzemen'le birlikte, Ahmet Akcan'la birlikte, Zeki Uzundurukan'la birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, ilk olarak ben sözü Levent Üzemen'e bir bırakmak istiyorum. Zaman zaman endişelendik, zaman zaman umutlandık ama son sözü Galatasaray söyledi. 3-2 kazandı. Allah, son sözü Galatasaray değil, Icardi söyledi. Tabii o da var. Yani ben de dedim ki yarınki yazımda açık konuşalım. Icardi'nin Galatasaray'dan aldığı para anasının ak sütü gibi helal olsun dedim. Böyle bir golcü uzun yıllar sonra Galatasaray'a geldi. Bir Jardel'den sonra hani Gomis geldi, Cagne geldi, şunlar bunlar ama böyle bir golcü herkese nasip olmaz. Yani Galatasaray yönetimi, Erden Timur hepsini kutlamak gerekir. 10 milyon verip PSG'den böyle bir santrforu aldılar diye. Yani Icardi'nin varsa gol konusunda korkma diyorum ben. Yani bir korkun olmasın. Müziği duyuyor musun Levent abi? Evet, duyuyorum. İşte bu müzik geliyor. Yani bu müziği zaten Galatasaray'da gelişinden bir tanesi, şartlarından bir tanesi Şampiyonlar Ligi'di Icardi'nin. Yani sonuçta Icardi Norveç'e damgasını vurdu. Attığı gol olağanüstü. Hocam bunu çok daha iyi anlatacaktır. Evet. Zeki de. Bir tane asistine yazık oldu. Bir asistine yazık oldu. Mertens kullanamadı. Yaptı. Ama ne kadar bak, kaleye vurmadı. Verdi, Mitsho'ya boş kaleye attırdı. Şimdi tabii hocam teknik adam olduğu için yorumlar yapacaktır burada ama bizim de futbol bilgilerimiz doğrusunda kazanırken de yapacağımız eleştiriler var. Yani bunu da hatırlatmakta isterim ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne uzun bir aradan sonra tekrardan katılacak. Bu onu gösteriyor. Herhalde salı gecesi böyle bir öyle zannediyorum ki Rams Park'ta herhalde merdivenlerde dolar diye düşünüyorum. Evet Ahmet hocam, yayından önce konuşmuştuk. Maçtan önce konuşmuştuk. Evet. Maçı da beraber izledik. Konuştuğumuz çoğu şey aslında gerçekleşti. Doğrudur. Detaya da gireceğiz. Görüntüler gelecek. Görüntülü analiz yapacağız. Tartışmalı pozisyonlar çok fazla sevgili seyirciler. Yani Anthony Taylor çok büyük hakem, iyi hakem ama bazı pozisyonları da tartışacağız. Bakalım neler oldu. VAR'dan penaltı döndü, gol döndü. Bunları konuşacağız. Ahmet hocam bir ilk yorumu alabilir miyiz galibiyetle ilgili? Ben maçtan önce Galatasaray camiasında özellikle takımda klişeleşmiş bir cümle var. O cümleyle başlamak istiyorum. Galatasaray'sız Avrupa, Avrupa'sız Galatasaray olmaz. Sevgililer, buluşmaya yakınlar. Bugünkü 3-2'lik galibiyetle Galatasaray gerçekten Şampiyonlar Ligi grubuna çok yaklaştı. Ben ikinci maçta da Galatasaray'ı gruba taşıyacak sonucu alacağına inanıyorum. Hatta oyunun bugünkü oyundan daha iyi olmasını bekliyorum. Maçla ilgili de iki takımı da anlatırken artılarını eksilerini söylemiştik. Molde takımı fizikman daha iyi, daha çok koşuyor. Takım oyununu daha iyi oynuyor. Bu onlara puan kazandırabilirdi. Bu iki özelliğini de sahaya çok iyi yansıttılar. Oyunun geneline bakıyorum. 22 şut atmış. 6 tanesi kaleyi bulmuş. Evet. Galatasaray'ın da şu an Galatasaray hazır olmamakla birlikte daha kaliteli oyuncuları var. Ve Galatasaray bugün de akıllı oynamalı dedik. Galatasaraylı belirli futbolcular en azından kalitelerini sahaya yansıttılar. O fark yarattı değil mi bugün? Icardi'yi zaten ayrı tutacağız artık. Hani bazen derler ya, birinci zaten belli. İkinci kim? Evet, ikinci kim diye. Maçtan önce bir gol, bir asist. Icardi'yi konuşmayalım, onu sadece izlemek lazım. Ve nitekim izledik. Bizi kendine hayran bıraktı. Görüntülerle o golü konuşacağız. Aynen. Ya böyle bir gol yok. Yani sen de onu dedin. Yok böyle bir şey diye. Ama ben Icardi ile birlikte bugünkü galibiyette önemli rol oynayan Muslera'yı özellikle saymak istiyorum. O 22 şutu kaleyi tutanların
çok doğru bir şekilde kurtaran bir Muslera. Abdülkerim'in defansta çok etkili müdahaleleri oldu. Hepsi de belki de golü bloklayan ve engelleyen müdahalelerdi. Maçtan önce ben de bir ikilem yaşadım. Ya Yunus'un transferi gündemde. Acaba Yunus böyle bir maçta 11 başlıyor. Kendinden emindim. Yunus'u tanıyorum. Evet. Hem de çok iyi tanıyorum. Çok kısa bir birlikteliğimiz de oldu Yunus'ta. Acaba konsantrasyonu biraz Avrupa'da olabilir mi diye ama belki de Avrupa'ya gidecek yolun bugünkü maçtan geçtiğini bilen bir Yunus. Galatasaray'ın bence iyilerindendi. İşte bu oyuncular kalitelerini sahaya yansıtınca belki de Molde farklı kazanabileceği bir maçı Galatasaray kaliteli futbolcuların performansıyla 3-2 lehine çevirmeyi bildi. Kalite budur, deneyim budur, tecrübe budur, Avrupalı olmak budur. Tebrikler Galatasaray. Molde'de günümüz klasik takımlarının, takım oyunu oynayan takımların her rakibe karşı zorluk çıkarabileceklerini gösterdiler. İstanbul'daki maç da henüz kazanılmadı. Tabii. Şunu söyleyeyim, benim izlediğim Valerenga maçından bambaşka bir Molde takımı vardı. Gerçekten yani benden geçer not aldılar. Kulübün paylaşımı az önce geldi Galatasaray'ın. Norveç'ten galibiyetle dönüyoruz. Icardi ve Kerem Aktürkoğlu vardı fotoğrafta. Zeki Uzundurkan usta bir gazeteci olarak tabii yarın fotomaç ne manşet attı diye sormayacağım. Alsınlar okusunlar yarın görsünler ama B şık, yani B planınız neydi attığınız manşetin dışında diye sorayım. Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben. Molde'yi bir defa beğendim. Galatasaray'dan başka bir takım da Molde karşısında Norveç'ten galibiyetle dönemez. Bunu kabul edelim yani. Avrupa refleksinden başka bir şey değil Galatasaray'ın bugün yaptığı. Bir de Icardi gibi bir golcüsü var. Yani bazen teknik adamlar için, takımlar için bütün olasılıklar biter. İşte o olasılıkların bittiği yerde Icardi başlıyor. Trabzonspor derbisinde öyle oldu. Bu maçta öyle oldu. Ama bence maçın kahramanı Chassé Boye. Çünkü skor 2-2 devam ederken 73. dakikada kaleye giden topu topuyla ayağına çarparak kornere giden bir pozisyon var orada. İkinci golü zaten Haugen'in benzer Haugen. Bir golü daha olabilirdi. Bu dediğiniz gibi topuna çarptı. Haugen bir stoper olmasına rağmen ve Galatasaray gibi, Trabzonspor gibi takımlar, Beşiktaş gibi takımlar stoper ararken maliyeti 1 milyon euro olan ama bugün 10 milyon euroluk işler yapan bir stoperi izledik. Stoper performansı izledik. Savunmada, hücumda, sahanın her yerinde hücuma bu kadar katkı veren bir stoper ben daha görmedim. Çok beğendim. Yani şu performanstan sonra aynı performansı Ramstad'ında da ki inşallah aynı performansı göstermez ama bizim takımlardan biri kesin bu Haugen'i transfer eder. Çünkü maliyeti 1 milyon euro ama oynadığı futbol çok fazla. Galatasaray'da maçtan önceki yayında şunu söylemiştim. Yunus Akgün vitrin maçı herhalde hocadan izin istedi. Leicester'la görüşürken hani ben kendimi bir göstereyim. Leicester değil de daha iyi bir takıma gideyim. Neden Arsenal olmasın? Neden işte Juventus olmasın? Neden Tottenham olmasın diye düşündü herhalde. Gözüm üzerinde olacak Yunus Akgün dedim. Maçın kahramanlarından biri de oydu gerçekten. Çok iyi oynadı. Bu arada Şampiyonlar Ligi işte yani reklam bu, marka bu, tanıtım bu. Şampiyonlar Ligi Icardi'nin tam gol anındaki o muhteşem golündeki vuruş anındaki fotoğrafı paylaşmış ve Icardi yanına da bir alev emojisi sevgili seyirciler. Şampiyonlar Ligi'nin kendi hesabı bu. Bu paylaşımda tabii Galatasaray'ın Türkiye'nin reklamı için oldukça önemli herhalde değil mi? Peki ya tabii ki önemli. Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın ya da Türk futbolunun marka değerini biz Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyeye ulaştırıyoruz. Çünkü milli takım bazında çok fazla kendimizi gösteremiyoruz. İşte Şampiyonlar Ligi'ne girdiğimiz anda her anlamda Türk futboluna gözler çevrilecek. Niye? İşte 180 ülkede kaç ülke varsa tamamına yakından en azından dünya üzerindeki %90'ına yakın ülkede Şampiyonlar Ligi maçları veriliyor. Galatasaray da bugün çok çok zor. Bakın 19. haftası geride kalmış. İlk 20 dakika kabus gibi. Müthiş oynuyorlar. Galatasaray, evet. Galatasaray'a top göstermeden oynuyorlar ama 4 dakikada üst üste 2 gol buldu Galatasaray. Yani bunlar ancak şöyle olur. Galatasaray savunmaya çekilmedi, sinmedi. O
İşte milyon euroluk kramponları ve zekaları devreye girerek bazen hocalar kenarda çaresiz kalsa bile sahada öyle lider oyuncular vardır ki o lider oyuncular sahneye çıkabilir. İşte Icardi diyoruz. Icardi'nin Mertens'e bir pası vardı. Mertens atamadı. Boş kale ya. At artık Mertens. Çok yazık Galatasaray olmadı adına bu asiste. Çok kusura bakmasın oldu. Mertens çok itiraz ediyor. Yani Mertens'in yani sezona pili bitmiş bir şekilde başlıyor. Çok gücü yetmeyince bu sefer itiraz ediyor. Yani Galatasaray'ın da enerjisini, ahengini bozacak hamle davranışlarda bulunuyor saha içinde. Doğru değil. Mertens bu takımın geçen yıl lideriydi. Ama 90 dakikayı şöyle Avrupa maçlarında kaldırması zor. Zaten Okan Hoca da hamle yaptı o konuda. Ama Galatasaray sonuna kadar hak etti bu galibiyeti. Icardi'nin büyülü bir duruşu var sahada. Altın anahtar gibi işte açıyor kapıyı. En zor olan kilitleri bile çilingirlerin açamayacağı o gemici düğümlerini bile ayaklarıyla zekasıyla açıyor. Böyle bir yıldız. Şimdi yani Paris Saint-Germain'e ben bazen şaşırıyorum ya. Yani Paris Saint-Germain bu kadar hakikaten özellikle ya. Donanımlı bir oyuncuyu ne kadar rahat bırakıyor. Yani bu hani niye alıp bir de o kadar oynatmıyor. O takımda iyi bence. O takımda yani çok daha fazlasını yapar. Bak, Messi gitti, Neymar gitti. Yani Icardi o takımda oynayıp gol atamaz mı? Yani? Onlar yüzünden Icardi oynamadı zaten. Tamam gittiler. Icardi'nin oynamama sebebi Messi. Evet. Messi yüzünden oynamadı. Messi bize Şampiyonlar Ligi grubunda oynarken Fatih Terim'in önüne PSG düşmüştü. Farklı yendiler biliyorsun. Buradaki maçta da golü Icardi attı. Yani Icardi'nin golcünü kimse tartışmıyor. Evet. Sertemiz'deki dedi ki şey için, Yunus için. Arsenal istesin, Juventus istesin. Niye istesin abi? Galatasaray'da oynasın. Yerli oyuncu. Hayır hocam. Ben olsam Galatasaray yönetimine vermem. Bundan ne kar edeceksiniz ya? Onu şundan adama söyle. Haksızlık yapıldı burada. Okan Hoca haksızlık yaptı. Kusura bakmasın. Barış Alper'e verdiği şansı buna vermedi. Kalabilir mi bu performans? Bence kalması sonra gerekir. Benim Yunus düşüncem Akgün bu. Bir. Levent ikincisi. Şunu söyleyeceğim. Bu Berkant'a tahammülü yok kimsenin. Bak taraftarlar yazı yazıyor. Kimin evladı bu ya? Fatih Terim'in Galatasaray'a getirdiği 5 para etmez bir adam ya. Kusura bakmasın. 5 para etmez. Etmez. De. Kendi düşüncesi var. Gol ve asist benden istemiyor teknik adamlar diyor. Ne istiyor? Kaptırdığı böyle bir röportaj veren bir adam Galatasaray'a nasıl katkı yapar? Kaptırdığı toplara bak ya. Gözünü seveyim yani Galatasaray taraftar çıldırmış durumda. Ve sen buna tahammül ediyorsun Okan Hocam ya. Misyon'a ne alıp veremediğin var. Girdi golünü attı. Evet adam. Buyurun. Alışkın bir de oranın. Ve buranın sahalarında yetişmiş bir adam. Bu iklimde yetişmiş bir adam. 11'de başlayacak bir adam. Bir yönetici bana bir mesaj attı ya. İsmini vermeyeceğim. Son 10 dakika takımla çıksa dedi. Fark yapardık dedi. Mevcut yönetici. Evet 11 başlasaydı. Ya gözünü seveyim herkes görüyor. Burası deneme tahtası. Hocam var burada. Senin kimselerle tartışma olamazsın ya. Berkan yoksa Mitsi oynar Oliveira ile beraber. Torreira yoksa. Gördün kaptırdığı toplar. Gol yiyorduk kaç tane ya. Bir tane olumlu hareketi yok kusura bakmasın. Yani böyle dediğin zaman hadi Barış'a şöyle katlanıyorsun. Mücadele ediyor bir şey yapıyor. Ama bir pası vermekte bile geç kalıyor orta sahada bile son anda yetişti. Yunus bu kadar şans bulamadı ya.